Seçil Erzan soruşturmasında yeni bir gelişme var. Erzan'a araç içinde zorla video çektiren Moji lakaplı Moştaba Hakhani hakkında tefecilik suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Savcılık da en son gizli bir yazıyla emniyetten Moji'nin araştırılmasını istemişti. İşte o iddianameden çarpıcı detaylar. Para getirip kısa sürede %40 faizle geri alıyordu. Seçil Erzan'ın tefecilikle suçladığı kişi Moji, yani Moştaba Hakhani. Şöyle. Moji bir kuruş para almadı. Kanal D Haber'in yayınladığı görüntülerle Seçil Erzan'a araçta zorla video çektirdiği ortaya çıkan Moji için tefecilik suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Merhaba Süleyman amca. Sana vermiş olduğumuz Moji'nin ve Nazlı'nın senedinde her ikisinde hiçbir çıkarı yok. Milyonlarca dolarlık vurgunun baş aktörü Seçil Erzan ifadesinde Moji'nin verdiği paraları hiçbir zaman bankada yasal olarak değerlendirilmediğini bildiğini iddia etti. Para getirip faizini alıyordu dedi. Erzan bankadaki odasına birçok kez gelen Moji'nin %40 faizle para verdiğini söyledi. Dahası vaat ettiği faizi vermezsen seni öldürürüm diye tehdit edildiğini de iddia etti. Savcılık Moji'yi mercek altına aldı. Mali Şube Polisi'ni gizli ibaresiyle Moji'yi araştırın dedi. Seçil Erzan'a faizle para verip vermediğine dair rapor hazırlanmasını istedi. Raporun hem gizli hem de detaylı olmasını talep etti. Seçil Erzan'ın tefecilikle suçladığı diğer bir isim de Süleyman Aslan. İfadesinde Aslan için büyük bir tefecidir diyor. Hatta çok fazla faiz ödediğini iddia etti. Savcı hem Moji hem de Süleyman Aslan hakkında tefecilik suçundan iddianame hazırladı. 2 yıl 6'şar aya kadar hapislerini istedi. Kanal D Haber'in ulaştığı Moştaba Hakhani herhangi bir açıklama yapmayacağını söyledi. Ancak ifadesinde futbol dünyasının uçan milyonlarca dolarıyla ilgili ortaya bomba gibi bir iddia attı. Seçil Erzan'ın Göktürk'teki evinde büyük bir çelik kasa vardı. İçinde ne olduğunu bilmiyorum. Fakat bu kasa Seçil'in erkek arkadaşı Candaş Gürol'un evine taşındı. Toparlanan paraların bir kısmının bu evde olabileceğini düşünüyorum. Gürol iddiaları yalanladı, Moji'yi tanımadığını söyledi.